Efendim merhabalar, iyi bayramlar. Sağ olun. Yolculuklar de. Sizleri sevdiklerinize kavuşturmak içindir. Ayırmak için değil. Bu yüzden emniyet kemerlerimizi takıyoruz. Meydana gelen ölümlü ve yaralı trafik kazalarının birçoğu araçtan savrulmak neticesinde geldiği için emniyet kemeri siz sadece koltuğa değil hayata da bağlar. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatilinin ilk 6 gününde meydana gelen trafik kazalarında 48 kişinin hayatını yitirdiğini, 6.184 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi. Bayram tatili için memleketimizin çeşitli illerine giden vatandaşlarımızın geri dönüş yolculukları başladı. Bugün trafik yoğunluğu tekrar artıyor. Bayramın ilk 6 gününde trafik kazalarında ise maalesef 48 vatandaşımız hayatını kaybetti. Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili boyunca trafik polislerimiz ve jandarma trafiğimiz denetimlerini 24 saat esasına göre devam ediyor. Bayram tatilinin 6. günü 11 Nisan 2024 Perşembe gününde 635 trafik kazası meydana geldi. 391.472 araç denetlendi. 23.813 araca hız ve radar işlemi, 23.886 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 6 gününde toplam 3.706 trafik kazası meydana geldi. 48 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. 6.184 vatandaşımız da yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Lütfen aklımızdan çıkarmayalım. Hayatla yarışılmaz. Yolculuklar sizleri sevdiklerinizle kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil.